Merhabalar kuzularım, tosunlarım. 25'li TYT denemesini çözmeye devam ediyoruz. 23. denemedeyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Aşağıda bazı bileşiklerin yaygın isimleri ve bu bileşikleri oluşturan elementlerin sembolleri verilmiştir. Hangi bileşikte yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. Peki hepsini formülün yanına yazalım mı? Zacca Cabir bin Hayyan bulmuştu. H2SO4. Kireç taşı kalsiyum karbonat CaCO3. Çamaşır suyu NaClO. Yemek sodası NaHCO3. Kezzap HNO3. Baktığımız zaman şurada bir klor fazlalığı var gibime geliyor değil mi? Burada karbon yazması gerekirken klor yazmış. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Devam. İkinci soru atomla ilgili. X artı 23. Şunları şuraya bir kez daha yazalım şöyle. X 23 artı iyonu ile Y 14 eksi 3 iyon. Tamam. İyonların katman elektron dağılımları ikinci periyot soy gaz ile. İkinci periyot soy gaz 2,8 mi? Yani kaç tane var? 10. Buraya 10 yazarsam burası 7. Buraya 10 yazarsam burası kaç olur? 11 olur. Nötron sayısı 12 olur. Bunun nötron sayısı ise 7 olur. X'in nötron sayısı Y'nin nötron sayısından 5 fazladır. Evet. İyonların kimya... külliyen yalan. Bunlar izoelektronik oldu diye aynı soy gaza benzedi diye kimyasal özellikleri aynı olamaz. Kimyasal özelliği aynı olanlar izotop, izotoplarda bile dikkat et cümleye, izotoplarda bile elektron sayısı aynıysa aynıdır, tamam mı? Ama bunlar zaten izotop değil, aynı element değil. Farklı elementlerin kimyasal özelliklerinin aynı olma ihtimali söz konusu değildir. X elementi 3. periyotta. Neye göre açacağım? Proton sayısına göre. 2, 8, 1. Y elementi 2. periyotta. 2, 5. Evet. X elementi magnezyum 12 ile izotondur. Bak şimdi magnezyum şuraya 24 yaz. Şuraya 12 yazarsan şurası kaç gelir? 12. Yani nötron sayıları gördüğün gibi aynı oldu. İzoton doğru. Y elementi 5A grubundadır. Son katmanda 5 tane olduğu için. Bu ifade doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuza geçtik. Üçüncü sorumuz kimyasal türler arası etkileşimler. Şimdi bu etkileşimleri şöyle bir sınıflandıralım önce seninle. Birinciye baktığım zaman NH3 molekülünde azot ve hidrojen atomunu bir arada tutan elektron ortaklaşmasıyla kurulan bir kovalent bağ. Birincisi kovalent bağdır. Kovalent. Bak 3'e de bak, 3 de kovalent. Çünkü bu üçüncü de H2O da oksijenle hidrojen arasını atomlarını bir arada tutan. Bunlar da 1 ve 3, 3 ve 1 kovalent bağ. Peki kovalent bağ nasıl etkileşim? Güçlü. Ama iki nolu bağa baktığın zaman iki molekülü bir arada tutan kuvvet. Bu ise zayıf etkileşim ve zayıf etkileşimlerin içerisindeki en kuvvetlisi olan hidrojen bağı. Hidrojen bağı olduğunu nereden anladık hocam? Hatırla, hidrojen eğer flor, oksijen ya da azot atomlarından birisine bağlıysa o moleküller arasında hidrojen bağı gözleniyor. 1 ve 3 güçlü, 2 zayıftır. Evet. 1 ve 3 fiziksel, 2 kimyasal değil. Tam tersi. 1 ve 3 kimyasal, 2 fizikseldir. Isıtıldığında önce 2, yani zayıf olan, yani moleküller arası olan hidrojen bağı kopar. Bu ifade doğru. Doğru cevabımız 1 ve 3, yani E şıkkı. Dördüncü sorumuz maddenin halleriyle ilgili, katı türleriyle alakalı. Cam. Kocaman yazıyorum. Amorf. Değil mi? Plastik boru, polimer, polimerler ne yapıya sahip? Amorf. Kuru buz, kuru buz kim? Karbondioksitin katı hali. Vatandaş molekül değil mi? Molekül olduğuna göre bu moleküler katı veya moleküler kristal, moleküler. Moleküler katı ya da moleküler kristal, dolayısıyla amorf katı değildir. Amorf olanlar 1 ve 2, yani C şıkkıdır. Diğer bir sorumuza geçtik. XAYB bileşiğinde kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'tür. Buna göre XAYB ve X3Y4 bileşiklerinde X atomlarının arasındaki katlı oran kaçtır demiş. O zaman şuradaki birleşme oranı bir bulalım mı? X'in MA'sı 56. O zaman 3 çarpı MX bölü MY. 3 çarpı 56 bölü 4 çarpı kaç diyeceğim? 16. 8'e böl 7. 8'e böl 2. Buradan 21 bölü 8 mi geldi? Doğru mu? Peki şimdi tablo oluşturalım seninle. XY birinci bileşikte birleşme oranı 7'ye 3'tü. İkinci bileşikte birleşme oranı 21'e 8 mi geldi? Peki şimdi bana neyi soruyor? X atomları arasındaki oranı soruyor. Biz Y'yi bulsak, ters çevirsek. Olur mu? Olur.
Mesela şurayı 3 ile genişletmiş olsaydım kaça kaç olurdu? 21'e 9 olurdu. Doğru mudur? O zaman y'ler arasındaki oran kaç olurdu? 9 bölü 8 olurdu. Ama bana neyi soruyor? X'ler birisini bulduğunda diğeri onun tam tersidir. 8 bölü 9, yani cevabımız A şıkkıdır. İstersen şöyle de yapabilirdin. Burayı 8 ile genişletip burayı 3 ile genişletirdin. Yani x'ler arasındaki oran kaç olurdu? 8 çarpı 7. 8 ile genişlettim. Burayı 3 ile çarpı genişlettim. 3 çarpı 21. Sadeleştir. Zırt zırt 3. 8 bölü 9 geldi. Aynı şeyi bulurdu. Devam. 6. sorumuza geldik. Bu karışımla ilgili. Potasyum nitrat tuzunun ile oluşturulan doymamış sulu çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Peki doymamış dediğine göre o zaman biraz su buharlaştırırsak çökme olmaz. İçerideki tuz oranı artar. Kütle cevizli derişimi artar. Doğru. Potasyum nitrat tuzu ilavesiyle kaynama noktası artar. Neden? Çünkü başlangıçta doymamış. Yani daha çözebilir. Peki sen biliyorsun ki çözelti içerisindeki katı oranı derişimi arttıkça kaynama noktası artar. Dolayısıyla da potasyum nitrat ilave ettikçe birazcık daha çözünür. Derişim artar. Kaynama noktası artar. Saf su ilavesiyle donma noktası düşer. Şimdi arkadaşım bak. Sen çözeltide katının derişimini arttırdıkça kaynama noktasını arttırırsın, donma noktasını düşürürsün. Peki sen su, saf su ilave edersen hacmi arttırdın, derişimi ne yaptın? Azalttın. Derişimi azaltırsan kaynama noktasını düşürür, donma noktasını yükseltirsin. Adam burada ne demiş? Donma noktası düşer demiş. İfade yanlış. Cevap C şık. Geldik son sorumuza. Son sorumuz yine sabunla ilgili bir soru sormuşuz arkadaşım. Bu sefer de katı sabunu sormuşuz. Neden, nereden bildik? Nail olan neydi? Katı sabundu. Bu sabun molekülü. Bu bölüm kuyruk kısmıydı, değil mi? Hidrofobtu. Kirle etkileşen kısımdı, değil mi? Burası apolar yapıya sahipti. Burası ise polar yapıya sahipti. Buraya uç kısım diyorduk. Hidrofil kısım diyorduk. Polar kısım bu bölüm neyle etkileşiyordu? Suyla etkileşiyordu. Bu bölüm neyle etkileşiyordu? Kirle etkileşiyor. Yağ asitlerinin sut kostik ile tepkimesinden oluşur. Doğru. Sut kostik dediğin şey ne? NaOH. Birinci bölüm hidrofob, ikinci bölüm hidrofildir. Evet. Apolar hidrofob, polar hidrofil. Birinci bölüm kirle, ikinci bölüm suyla etkileşir. Evet. Yumuşak ve sert sularda etkin temizlik yapar. Külliyen yalan. Sabunlar sert sularda etkin temizlik yapmaz. Çöker çünkü. Doğada kolayca parçalanabilir. Evet. Sabunlar çevre kirliliği yapmaz arkadaşlar. Doğaldır. Kolayca parçalanabilir ama deterjanlar petrol türevi olduğu için onlar çevre kirliliği yaparlar. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ve denememizi burada bitiriyoruz. Umarım sen de full çıkarmışsındır. Diğerlerine görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.